Selamünaleyküm gönlü güzel takipçilerim. Arısoy'un hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize Mevlana diyarından şöyle kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizlere de soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Bugün sizlerin karşısına şöyle yılbaşı kızlarımla geldim. Bakın yeni yeni artık bahar geldi ya arkadaşlar, bu şekilde filizler vermeye başladı. Yeni yapraklar vermeye başladı. Bakın şöyle de şurada uçlarında da. Bakın şimdi video çekerken fark ettim. Tomurcukları da var arkadaşlar. Evet, bugün sizlere yılbaşı çiçeği nasıl açtırılır? Baharın yılbaşı çiçeğini nereye koyacağız? Yılbaşı çiçeğini şimdi Mayıs ayının içindeyiz arkadaşlar. Nereye korsak daha güzel önümüzdeki kışa bize full tomurcuk açar. Sizler de biliyorsunuz ki ben şöyle şu güzel kızımı çekeyim. Şu iki saksım benim geçen sene çok güzel bir şekilde açtı. Hani bir yaprakta çift çiçek vardı, yani o derece çok güzel bir şekilde açtı. Full tomurcuk oldu arkadaşlar. Şöyle öncelikle yılbaşı çiçeklerinden bir bahsedeyim. Nerede durmalı? Nasıl çiçek açtırır ve nasıl sulanır? Ondan sonra da kürümüze geçelim arkadaşlar. Yılbaşı çiçekleri kaktüs güllerden olan bir çiçektir. Bakın bu kırmızı arkadaşlar. Bendeki bu kırmızı. Kırmızı turuncu açıyor. İki renk, sarı kırmızı pardon. Bu sarı kırmızı arkadaşlar. Bu saksıda, bir saksıda iki renk var. Geçen sene çok coşkulu bir şekilde açmıştı. Bu da turuncu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun yaprakları daha koyu diğerine göre. Bu kırmızının yaprağı, sarı kırmızının yaprağı, dalları. Bakın açık renk, bunun dalları da bu şekilde koyu renk. Bakın şuralardan da çiçek vermeye hazırlanıyor. Bakın hemen başları kızarmış. Şu da arkadaşlar paskalya. Bu da yılbaşı güllerden. Bu da biraz daha şöyle daha bir irice açıyor ama bu hiç açmadı daha bana geldi geleli. O yüzden şimdi bu kürümü bunlara uygulayacağım. Tabii bunlara da uygulayacağım. Seneye, önümüzdeki kışa daha güzel açması için. Yılbaşı çiçeği arkadaşlar, şimdi Mayıs ayının ortasındayız. Evinizde yılbaşı çiçeği varsa muhakkak balkona çıkarın. Çünkü yılbaşı çiçeği baharın soğuğunu yemesi lazım. Kışın çiçek açması için. Ben şimdi sizlere aslında yılbaşı çiçeğimi balkonda nereye koydum yer olarak gösterecektim ama dışarıda inşaat var, gürültü var. O yüzden çiçeklerimi içeri aldım bu videoyu çekebilmek için. Ama sizlere burada anlatarak tarif edeceğim, sözlü tarif edeceğim. Benim yılbaşı çiçeklerim arkadaşlar balkonda güneş görmeyen serin bir yerde. Evet, muhakkak hepinizin evinde böyle serin, güneş görmeyen bir yer vardır. Güneşi sevmez arkadaşlar yılbaşı çiçeği. Kışın aydınlık, perde arkası gelen güneş ve serin güneş olacak kışın. Yazın ise direkt gölgede ve güneş görmeyen serin bir yerde olacak gene. Sulamasına gelirsek arkadaşlar, kaktüs güllerden olan bu yılbaşı çiçeğimiz kaktüs gibi de susuz bırakmamalıyız. Kaktüs gibi susuz bırakırsak şu gövdesindeki suları emer. O zaman da ne olur? Dallarında yumuşama olur arkadaşlar. Neden benim yılbaşı çiçeğimin dallarında yumuşama veyahut da pörüşme oldu derseniz, bu arkadaşlar muhakkak düzenli su vermemişsinizdir. O yüzden olur. Yani suyunu düzenli vermezseniz bu şekilde dalları güzel olmaz arkadaşlar. Bakın. Ben haftada veyahut da 10 günde çok fazla aman aman çıkıt çıkıt şöyle tabağına su gelecek kadar su vermem arkadaşlar. Haftada 10 günde dibine bir bardak su veririm. Bakın bu koca saksılara bile. Bu büyük saksılara bile. Bunlara da hadi vereyim de 2 bardak vereyim. Yani şunlara birer bardak veririm. Ya şöyle alttan gelecek kadar vermem. Çünkü suyu da çok sevmez. Çok suda kök çürümesi yapar yılbaşı çiçeği. Suyunu dengeli bir şekilde verirseniz sizin de böyle sağlıklı yılbaşı çiçekleriniz olur arkadaşlar. Evet, dediğim gibi yılbaşı çiçeğim açmıyor diyorsanız muhakkak artık biraz önce de söylediğim gibi Mayıs ayının içindeyiz ve yılbaşı çiçeklerimizi özellikle serin havaya çıkaralım artık arkadaşlar. Kölge alanı, serin bir alanı, güneş görmeyecek bir yere, hani şöyle bir üstüne yarım saat, bir saat güneş geçerse, yakıcı bir güneş olmadığı sürece ondan bir şey olmaz. Ama yakıcı güneşte muhakkak muhakkak esirgeyelim arkadaşlar. Güneşi de sıcağı da sevmez. Mesela kaktüsküllerden olan bir çiçek ama kaktüs güneşi sıcağı sever. Fakat yılbaşı çiçeği sevmez arkadaşlar. Eğer çiçeğinizin çiçek açmasını istiyorsanız kölge ve serin bir alanda bulunduracaksınız. Biraz önce de dediğim gibi benim bu çiçeklerim çiçek açtı. Şunlar açmadı. Bunlara vereceğim. Bunlar bir senedir, 2 senedir var elimde. Ayırmıştım geçen sene bu şekilde. Büyüdü. Yavru verdi. Fakat açmadı. Bakın yavru vermeye de bir yandan da devam ediyor arkadaşlar.
Şimdi bunu açmasını ne vereceğim ben? Açması için ne vereceğim? Hemen hemen hepimizin evinde olan nişasta vereceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bildiğimiz benimki mısır nişastası. Buğday nişastası da olabilir arkadaşlar. Bildiğimiz nişasta. Herhangi bir mısır nişastası, buğday nişastası olabilir. Dinlenmiş 1 litre suyun. Bakın bu 1 litre su. 1 litre suya bu şekilde şöyle görmüş olduğunuz gibi bakın 1 tatlı kaşığı nişastamızı atıyorum. 1 tatlı kaşığı arkadaşlar. 1 litre suya şöyle çözülmesini bekliyoruz suda. Çiçekleri açtırmak için özellikle yılbaşı çiçekleri için muhteşem etkili bir formül arkadaşlar. Nişasta çiçeklerin köklerini besliyor ve çiçek açtırmayı daha kolaylaştırıyor. Çiçeklerimiz daha kolay bir şekilde çiçek açıyor arkadaşlar. Evet bakın bu şekilde ben 1 litre suya nişastamızı erittim. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek ben göz kararı vereceğim arkadaşlar. Yani 1 litre bir bardak gelecek şekilde vereceğim. Ben çiçeklerimin göz kararına alışkın olduğum için şöyle değmeyen yerlere de vereceğim ki köklerinin her yerine değsin diye. Bu şekilde bu güzel kızıma da vereceğim. Seneye Allah izin verirse daha güzel çiçek açsın diye arkadaşlar inşallah. Gördüğünüz gibi bu şekilde nişasta ile suluyorum arkadaşlar. Ben bu yılbaşı kızlarımı her yanından arkadaşlar bakın balkona çıkardım ya her yanından nasıl güzel filizler vermiş. Bakın her tarafı kırmızı kırmızı. Bakın bu şekilde coşmuş benim bu güzel kızlarım. Dediğim gibi kışın da serin ortamda olacak arkadaşlar. Yazın da serin ortamda olacak. Sıcağı sevmeyen bir çiçektir yılbaşı çiçeği. Eğer benim yılbaşı çiçeğim açmıyor ve hatta herhangi bir çiçek, bu sardunya olur, başka bir şey olur, açmıyor dediğiniz çiçeğiniz varsa muhakkak 1 litre suya bu şekilde nişastayı verin arkadaşlar. 1 litre suya 1 tatlı kaşığı koydum gördüğünüz gibi. Ve bunu bakın saksılarıma bu şekilde veriyorum. Ve şifa olsun diyerek bakın uçlarından nasıl yeni yeni kırmızılar geliyor arkadaşlar. Eğer yerini severse benim bu kızlarım bir sefer açtı arkadaşlar. Eğer yerini severse hani aydınlık ortamı, serin ortamı daha iyi olursa ki bizim ev biraz sıcaktı. Salonun peteğini kapattığım halde sıcaktı arkadaşlar. Bulunduğu ortam daha serin olursa hani serin dediysem çok aşırı da eksi hava soğuk hava değil mesela serin bir ortam siz onu anlamışsınızdır. Yani serin bir ortam olursa yılda 2 sefer çiçek açar arkadaşlar. Şu anda paskalyaların açma zamanı fakat benim paskalyam açmadı. O yüzden çok üzülüyorum. Ben o yüzden bu güzel kızıma da vereceğim. Bu nişastalı suyu artık ne zamana açarsa inşallah. Görmüş olduğunuz gibi bakın 1 litre suyumdan bu kadar kaldı. Dışarıda yılbaşı çiçeklerim var daha benim. Onlara vereceğim bu kalan nişastalı suyumu arkadaşlar. Şöyle yılbaşı kızlarımı bir kez daha göstermek istiyorum. Sulamasına dikkat ettikten sonra arkadaşlar serin bir ortamda bulundurduktan sonra her sene muhakkak birkaç defa açar yılbaşı çiçekleri. Bunu unutmayalım. Bakın sulamasına dikkat edelim. Yani haftada 10 günde dibine 1 su bardağı bilemedin en fazla 1,5 su bardağı su versek yeter. Yani diyelim ki toprağı kurudukça öyle diyelim. Hani toprağı kurudukça diyelim. Çok fazla su vermeyelim. Saksının altından su gelecek şekilde su vermeyelim arkadaşlar. Çok aşırı suyu sevmez. Evet şöyle elimden geldiğim kadar sizlere yılbaşı çiçeklerinden bahsettim. Benim kızlarım açıyor. Ara ara da paylaştım. Bu şekilde şöyle yeni filizleri de gösteriyorum sizlere. Bu yeni filizlere de veda ediyorum. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize şöyle Mevlana diyarından kucak dolusu selamlar diliyorum. Bol çiçekli günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.